Zalgiris Kaunas deplasmanında farklı bir mağlubiyet aldı. Onu hemen söyleyelim. Maça tutunamadı aslında Sarı Lacivertliler ve farkı da eritemediler. Son 8 maçta 7. yenilgisi. Biraz da hoca bakımından da hocanın hamlelerini de konuşalım istiyorum Fenerbahçe Beko tarafında. 24 sayı yemek gerçekten hani Euroleague üst sıraları hedefleyen bir takımın yapacağı bir şey değil. Tamam, takım çok ciddi değişikliklere uğradı ama ben takımda hiçbir şekilde o motivasyonu, oyuncularda o hırsı görmüyorum. Yani maç başladığı anda bitti gibi bir durum oldu. Zalgiris Kaunas'tan zaten 99 sayı yemek bile bambaşka bir durum. Nesne TV'den herkese mutlu haftalar olsun sevgili izleyiciler. Euroleague videonun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili Orkun İnçer'le 15. hafta tamamlandı. Euroleague'de karşılaşmaları konuşacağız. Çift maç haftasındaydık. Orkun merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim Leyla. Sen nasılsın? İyi yayınlar. Yayınlar olsun. İyi diyelim, iyi olalım ama tabii temsilcilerimizden yüzümüz gülmedi maalesef çift maç haftasında. Program öncesinde de seninle konuştuk. Özetlerde de detaylı konuşacağız. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun gidişatını nasıl buluyorsun? Merakla bekliyorum neler düşünüyorsun. Onları da konuşacağız ve 15. haftayı detaylı olarak değerlendireceğiz. 9 maçımız var. Hemen temsilcimiz Anadolu Efes Milano maçıyla başlayalım. Kevin Panta. Oh, that's a big bucket from Kevin. Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan sonra Milano'ya da 72-69 kaybederek çift maç haftasını galibiyetsiz tamamladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Rodrik Boboa'nın basketleriyle 5. dakikayı 15-10 önde geçti. Daha sonra pot altı savunmasını sertleştiren Milano, skorda dengeyi yakaladı ve ilk çeyrek 20-20 berabere sonuçlandı. İkinci periyotta Zach Lidey'in önderliğinde 9-0'lık seri yakalayan İtalyan ekibi 15. dakikada 33-24'lük üstünlük kurdu. Kevin Ponter'ın da devreye girmesiyle farkı daha da açan Milano, soyunma odasını 46-31 önde gitmeyi başardı. İkinci yarıda bambaşka bir Efes vardı. Rakibine 5 dakika sayı atma imkanı vermeyen temsilcimiz Vasilije Micić'in önderliğinde 15-0'lık seriyle skoru 46-46'ya getirip maça ortak oldu. Üçüncü periyot da 52-52 eşitlikle sona erdi. Son periyoda iyi başlayan Efes, Singleton'ın basketiyle 6 sayı farkla öne geçti. Kalan bölümde sadece 4 sayı üretebilen Anadolu Efes, Micić'in üçlüğü girmeyince sahadan 72-69 mağlup ayrıldı. Milano'da Kevin Ponter 18 sayıyla oynarken Anadolu Efes'te 20 sayı üreten Micić maçın en skorer ismi oldu. Evet, temsilcimiz Anadolu Efes'in mağlubiyetiyle sonuçlandı. Çift maç haftasında hem CSKA'ya hem Milano'ya yenildi Efes. Mis için en skorer isim olması, 20 sayı üretmesi de yetmedi diyebiliriz. Nasıl buldun karşılaşmayı Orkun? Ya bir kere evet Micić 20 sayı üretti ama son topu çok yanlış kullandı. Benim düşüncem bu şekilde. Şimdi sen bana mesela sezon öncesinde desen ki Anadolu Efes 3 maçı art arda kaybedecek ya da oynadığı son 5 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılacak. Tabii ki basketbolda her türlü sonuç var ama çok fazla ihtimal vermezdim. Ben bir kere Armani Milano gibi bir takımı ki Armani Milano dediğimiz takım Euroleague'in öyle çok güven veren takımlarından bir tanesi değil. Ben yenmesini beklerdim bu kadar böyle art arda gelen mağlubiyetlerden sonra. Ancak şunu söyleyeyim. Anadolu Efes'in ben yine o geçen sezonki o müthiş ritmi olmasa da yine Final Four'a kalmasını bekliyorum. Yine o kazanma serisini elde edeceklerini düşünüyorum. Yani Anadolu Efes'ten yana çok bir sıkıntım yok. Tamam bu maçları kaybediyor ama bir yerde duracaktır diye düşünüyorum Anadolu Efes.
Ama tabii böyle ard arda mağlubiyetler takımın ritme girmesini engelliyor. Hele ki yani Armani Milano şimdi Real Madrid'e, CSKA Moskova'ya mağlup olsa, Barcelona'ya mağlup olsa İstanbul'da Anadolu Efes yani çok fazla şaşırmam ama bu kadar mağlubiyet sonrası Armani Milano'dan bir mağlubiyet beklemiyordum Anadolu Efes adına. Ama ben umutluyum. Anadolu Efes bir şekilde yola devam edecek, yapacak diye düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum. Bir kırılma noktası olacaktır Efes adına ve galibiyet serisi gelecektir dediğin gibi. Ve diğer temsilcimize geçeceğiz. Zalgiris Kaunas deplasmanındaydı Fenerbahçe Beko ve karşılaşmadan 99-62 mağlubiyetle ayrıldı. Pushes across to this near side. Three point shot straight away for Magnus. Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Zalgiris Kaunas'a 99-62 gibi farklı bir skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko son 8 maçta 7. mağlubiyetini aldı. Mücadeleye çok kötü başlayan sarı lacivertliler top kayıpları sonrası hızlı hücumları engelleyemedi ve bir anda 17-2 geriye düştü. Hız kesmeyen Zalgiris Kaunas, Lukas Lekavičius'un üçlüğüyle ilk çeyreği 24-7 önde tamamlamayı başardı. İkinci çeyrek ise karşılıklı basketlerle geçti. Hücumda kendisine gelen Fenerbahçe Beko, savunmada aksamaya devam ettiği için farkı bir türlü eritemedi. Tüm oyuncularından skora katkı bulan ev sahibi ekip ilk yarıyı 51-31 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf ev sahibi Zalgiris oldu. Bu kez 14-2'lik bir seri bulan Litvanya ekibi bir ara 37 sayı farkla önde olduğu periyodu 81-47 önde bitirdi. Maça tutunmak için hiçbir çaba sarf etmeyen sarı lacivertliler farkı eritemedi. Genç isimlerinden de sayı bulan Zalgiris Kaunas karşılaşmayı 99-62 kazandı. 18 sayıyla oynayan Agustin Rubit karşılaşmanın ve Zalgiris'in en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nando De Colo mücadeleyi 14 sayıyla tamamladı. Evet, biraz da Fenerbahçe Beko'yu konuşacağız. Anadolu Efes'ten sonra Zalgiris Kaunas deplasmanında farklı bir mağlubiyet aldı. Onu hemen söyleyelim. Maça tutunamadı aslında sarı lacivertliler ve farkı da eritemediler. Son 8 maçta 7. yenilgisi. Biraz da hoca bakımından da hocanın hamlelerini de konuşalım istiyorum Fenerbahçe Beko tarafında. Neler söylersin Orkun maçla ilgili? Bir kere tabii ki Zalgiris Kaunas'ın çok net favori olduğu maç öncesinde belliydi. Biz zaten bunu konuşuyorduk ama hani 10 dakikada 7 sayı atıp 24 sayı yemek gerçekten hani EuroLeague üst sıraları hedefleyen bir takımın yapacağı bir şey değil. Tamam, takım çok ciddi değişikliklere uğradı ama ben takımda hiçbir şekilde o motivasyonu, oyuncularda o hırsı görmüyorum. Yani maç başladığı anda bitti gibi bir durum oldu. Şimdi Zalgiris Kaunas'tan zaten 99 sayı yemek bile bambaşka bir durum. Savunmada gerçekten çok kötü oynayan bir takım var. Hücumda da hiçbir şekilde üretemeyen bir takım var. Marko Guduric transferi gerçekleşti Fenerbahçe Beko'ya. Tabii ki önemli bir katkı olabilir ama takımı ne kadar değiştirecek o biraz soru işareti. Az önce hatırlayacaksın Anadolu Efes'ten hani beklentim var demiştim. Yine Final Four yapmasını bekliyorum. Yine belli bir seviyeye gelmesini bekliyorum dedim ama şu an Fenerbahçe Beko için aynı görüşte değilim. Yani Fenerbahçe Beko için bir süre daha sıkıntılı bir süreçten geçeceğimizi düşünüyorum maalesef ve üzülerek söylüyorum bunu. Peki hocayla ilgili var mı söylemek istediğin bir şeyler? Bununla ilgili de çok fazla yorum yani yapılıyor çünkü şu an. Ya bir kere benim şahsi fikrim ben oyuncu değişikliklerini çok fazla beğenmiyorum. Yani maça bir kere müdahale etme konusu maalesef Igor Kokoşkov gibi aslında çok değerli bir koç ama maalesef yani Avrupa'da bunu şu ana kadar başaramadı. Ha bundan sonra başarır mı? Bana çok umut vermiyor maalesef. Yani sürekli maalesef demek zorunda kalıyorum. Çünkü ben bayağı umutluydum. Igor Kokoşkov'dan da çok umutluydum ama ard arda bulunan sonuçlar bir de şu var.
Farklı mağlup olduğumuz takımlara bakıyorum. Alba Berlin, Zalgiris Kaunas. Yani Alba Berlin dediğimiz takım hiçbir şekilde Final Four ya da hani son 8'e bile kalamayacak muhtemelen bir takım. Zalgiris Kaunas'a bakıyorum, eski gücünden çok kaybetmiş bir takım ki seri mağlubiyetler almıştı bir dönem, yakın bir döneme kadar. Bu takımlara karşı oynanan bu basket hiçbir şekilde yani bana umut vermiyor maalesef. Umarım Guduruş'la birlikte, ki başka isimler de şu anda dolaşıyor. Sürekli haber sitelerinde bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Ama benim kısa vadede çok büyük bir beklentim yok. Maalesef kelimesini yine ekleyeyim. Peki, temsilcilerimizin karşılaşmalarını bitirdik ve devam ediyoruz EuroLeague'de 15. haftaya. Panathinaikos Alba Berlin maçına bakalım şimdi de. Here's Siva off a stagger screen. A great backdoor cut and over the top pass by. Real Madrid'e 2 uzatmada kaybettikten sonra Alba Berlin'i ağırlayan Panathinaikos mücadeleyi 92-69 kazanarak ilk 8 iddiasını sürdürdü. Papapetru, down the lane, strong drive. Mücadeleye Luke Sigmund'un basketleriyle başlayan Alba Berlin'e cevap Papapetru'dan geldi. Üstünlüğü ele alan Panathinaikos ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı. Karşılaşmada ikinci periyotsa düşük tempo ile oynandı. Top kayıplarının fazla olduğu çeyrek sonunda ev sahibi Panathinaikos soyunma odasına 39-32 önde gitti. Strong Sigma. As Marcus Foster comes up worse for wear. İkinci yarının başında Marcus Foster, Santrus ve Aaron White'la basketler bulan Panathinaikos farkı 14 sayıya çıkardı ve son çeyreğe 66-52 önde girdi. Final bölümüne etkili başlayan Alba, Sivan'ın basketiyle bitime 4 dakika kala farkı 7 sayıya indirdi. Fakat kalan bölümde rakibine başka sayı şansı vermeyen Panathinaikos 16-0'lık seri yakalayarak maçı 92-69 kazanmayı başardı. Panathinaikos da 22 sayı üreten Yannis Papapetru karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Alba Berlin'de ise Nils Schifin'in 13 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Evet, geçen sezonlara nazaran hep konuşuyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde de konuştuk. Panathinaikos eski bildiğimiz Panathinaikos değil. Geçtiğimiz hafta çift maç haftasında Real Madrid'e yenildiler. Şimdi de kendi evinde 23 sayılık bir farkla Alba Berlin'i mağlup ettiler. 22 sayı en skorer oyuncusu Papetro, tabii onu da hemen söyleyelim. Karşılaşmayı nasıl buldun Orkun? Tam bir reaksiyon maçıydı Panathinaikos adına, ki az önce söylediğin maçta Real Madrid'i bayağı bir zorladılar. Uzatmada kaybettiler. Aslında Fenerbahçe Beko'ya şöyle bir bağlantı yapabilirim Panathinaikos'tan. Mesela 16-0'lık bir seri var maç içerisinde. İşte mesela bu motivasyondan bahsediyorum. Panathinaikos eski gücünde değil. Hele ki geçen sezonki o Rick Pitino'lu takım yok şu anda ama... İşte bir istek var, bir reaksiyon var. Ben biraz Fenerbahçe Beko'dan bunları görmek istiyorum. Yani kaybedersin ama kaybederken de bir şeyler yapman gerekir. Panathinaikos bunu yaptı Alba Berlin karşısında. O reaksiyonu gösterdi ki 92 sayı buldu. Senin dediğin gibi Papapetru zaten çok farklı oynadı ki takımın öne çıkan oyuncularından bir tanesi. Alba Berlin dediğim takım, ki az önce yine Alba Berlin'le konuşmuştuk. Fenerbahçe Beko karşısında oynadığı basketbolla konuşmuştuk Alba Berlin. Ama normal Alba Berlin aslında bu işte. Deplasmanlarda çok fazla varlık gösteremeyen bir takım. Valla Panathinaikos, hep söylüyorum, çok bir beklentim yok. Ama işte evinde OAKA'da böyle alacağı galibiyetlerle ilk 8'e girmeye çalışacak. Ama tabii ki geçen sezona göre çok fazla güç kaybettiği için bir kazanacak, bir kaybedecek. Deplasmanlarda mağlubiyet serileri olacaktır Panathinaikos'un. İlk 8'e girmesi ama çok kolay değil Panathinaikos'un, onu söyleyeyim. Evet, ve devam ediyoruz. Panathinaikos Alba Berlin maçı sonrası CSKA Moskova kendi evinde Zenit'i ağırladı ve karşılaşmadan 83-65 galibiyetle ayrıldı. Ah!
Çift maç haftasında Anadolu Efes'ten sonra Zenit'i de 83-65 mağlup eden CSKA Moskova üst üste 10. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya Hilliard'ın basketleriyle başlayıp 5. dakikayı 11-5 önde geçen CSKA Moskova ilk çeyreği de 24-17 üstün tamamlamayı başardı. Rivers'ın sayılarıyla farkı 2'ye indiren Zenit'e cevap vermekte gecikmeyen ev sahibi ekip uzunlarının etkin oyunuyla farkı açtı ve Mike James'in üçlüğüyle devreyi 45-31 önde bitirdi. Zenit, ikinci yarıda Alex Potris'in sayılarıyla 25. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirse de Clyburn'e etkili olan CSKA son periyoda da 66-49 önde girdi. Final periyodunda rakibini yanına yaklaştırmayan ev sahibi takım karşılaşmayı da 83-65 kazanmayı başardı. CSKA Moskova'da 20 sayı, 7 asist ve 6 reboundla oynayan Mike James maça damgasını vuran isim oldu. Zenit'in en skoreri 14 sayı üreten Kevin Pangos'tu. Evet, Anadolu Efes ve Zenit galibiyetleri aldı. CSKA Moskova çok formdalar. Üst üste 10. galibiyetlerini de almış oldular ve Barça da puan kaybetti 15. haftada ve şu an için liderlik koltuğunda devam ediyorlar. Mike James çok sivrildi bu karşılaşmada. Özetlerde de gördük. Nasıl buldun karşılaşmayı Orkun? Şu gün için bir numaralı şampiyonluk adayım CSKA Moskova. Bir kere onu söyleyeyim. Barcelona ve CSKA Moskova arasında gidip geliyorum ama CSKA Moskova evet. Şu son dönemde oynadığı basketbolu ve şu gün itibariyle benim bir numaralı şampiyonluk adayım, favorim. Enteresan bir durum var. Çift maç haftası iki rakibini de 65 sayıda tuttu. 165 Anadolu Efes, 83-65 Zenit mücadelesi. Yani CSKA Moskova savunmada da çok istediği zaman çok sert oynayan ve rakip takımı yıldıran bir ekip. Zenit sezonun öne çıkan, dikkat çeken takımlarından bir tanesi ama şimdi iki takım arasında güç farkı işte böyle maçlarda ortaya çıkıyor. Ki Zenit aldığı galibiyetlerle ön plandaydı. Mike James çok formda. Onun dışında tabii ki CSKA Moskova teker teker saydığımızda skora katkı verecek de çok fazla oyuncu var. Dediğim gibi şu anda iki takım, CSKA Moskova, Barcelona benim şampiyonluk adaylarım. Real Madrid'e gelince onu da konuşacağız. Çünkü orada çok ciddi, çok önemli bir sakatlık var. Evet. CSKA Moskova'nın zaten hani Final Four yapması zaten beklenen bir durum. Tabii bu şekilde bu form grafiği ne kadar devam eder onu da görmek lazım ama kadroya baktığımızda, oynanan basketbola baktığımızda sezonun ciddi şampiyonluk adaylarının başında geliyor CSKA Moskova. Ben de sana katılıyorum ama ben biraz Barça tarafındayım. Bakalım sezon sonunda kim ipi gösterecek, merakla bekliyoruz. Ve Kızıl Yıldız Valencia maçıyla devam ediyoruz. Turkish Airlines Euroleague'in 15. hafta mücadelesinde Valencia'yı ağırlayan Kızıl Yıldız sahadan 76-73 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya Luis Lavere'nin basketleriyle başlayan Valencia'ya takım halinde karşılık veren Kızıl Yıldız skoru dengede tutsa da İspanyol ekibi Prepelic'in sayılarıyla periyodu 22-20 önde bitirdi. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Kızıl Yıldız 13-2'lik seri yakalayarak skoru 33-24'e getirdi. Üstünlüğünü periyot sonuna kadar koruyan ev sahibi ekip soyunma odasına da 45-36 üstün gitti. Wait,
İkinci yarıda bambaşka bir Valencia vardı. Mike Tobey'in sayılarıyla yavaş yavaş farkı eriten İspanyol ekibi Luis Labere'nin üçlüğüyle son periyoda 57-57 eşitlikle girmeyi başardı. Karşılaşmanın bitimine 4,5 dakika kala 67-65 öne geçen Valencia, Jordan Lloyd'un arka arkaya bulduğu basketlere engel olamayarak mücadeleyi 76-73 kaybetti. Kızıl Yıldız'da Jordan Lloyd 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Valencia'da ise Prepelic ve Labeyre 15'er sayıyla oynadı. Evet, Kızıl Yıldız 3 sayılık bir farkla kendi evinde Valencia'yı mağlup etti. İspanyol ekibini çekişmeli bir maçtı aslında, kıran kırana diyebiliriz. Bitime 5 dakika kaladı aslında Valencia öne geçmişti ama Jordan Lloyd'un etkisi Kızıl Yıldız açısından gerçekten takdire şayan, onu söyleyelim. 3 sayılık bir farkla da mağlup ettiler Valencia'yı. Nasıl buldun Kızıl Yıldız'ı? Bir kere Valencia'yı 73 sayıda tutmak gerçekten çok önemli ki Kızıl Yıldız bunu becerdi. Çok istedi maçı Kızıl Yıldız. Sonuna kadar mücadele etti. Ya Valencia'nın biraz aslında o savunma kırılganlığından faydalandı. Valencia tempolu oynayan bir takım. Genelde böyle yüksek skorlu maçlar oynayan bir takım ama işte onları 73 sayıda tutması, yani savunmayı sert tutması Valencia'nın bütün planını bozdu. Kızıl Yıldız, yani hele ki tabii taraftar olsa çok daha farklı atmosferlerde oynanıyor bu tip maçlar. Ama Kızıl Yıldız gerçekten o mücadele etmesinin sonucunu gördü. Ben her zaman söylüyorum, Kızıl Yıldız evinde kolay kolay maç kaybetmeyen bir takım. Tabii ki taraftarın olmaması onlar için çok büyük dezavantaj. Hele ki böyle takımlar için çok çok daha büyük dezavantaj. Hani Valencia Kızıl Yıldız'a göre tabii ki daha iyi bir takım. Yani bu maç mesela bu akşam bir daha oynansa Valencia bu maçı kazanabilir. Ama işte burada dönüp dolaşıp Fenerbahçe-Beko'ya geliyorum. İşte o istek, o motivasyon, o böyle maçı koparma, o topu ısırma derler ona mesela. Yani takımlarda bunu gördüğümüzde işte az önce mesela Panathinaikos'un 92 sayı bulup Alba Berlin'e çok düşük skorda bırakması. Kızıl Yıldız'ın Valencia'yı 73 sayıda tutup maçı bu şekilde böyle hırsıyla kazanması. İşte takımlarda mesela taraftarlar bunu görmek istiyor. Bu isteği görmek istiyor. Maçlar kaybedilebilir. Ama her takımın maça en üst motivasyonla çıkması bizim de beklentimiz. Kızıl Yıldız bunu becerdi. Yoluna devam ediyor. Evet, dediğin gibi Panathinaikos da aynı şekilde. Söylediğin gibi Real'e yenilmelerine rağmen aslında kıran kırana bir maçtı o da. Umuyorum ki temsilcilerimizden de aynı şekilde artık çabalar görürüz ilerleyen bölümlerde, ilerleyen maçlarda, onu da hemen söyleyelim ve devam ediyoruz. Bayern Münih Baskonya maçına bakacağız şimdi. Only 3 points scored so far. Foul will make that 5 as he gets the drop step and layup. Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Bayern Münih deplasmanına çıkan Baskonya sağdan 77-66 mağlup ayrılarak üst üste 3. yenilgisini aldı. Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Baskonya daha sonra üstünlüğü rakibine kaptırdı. Bayern yakın mesafe atışlarıyla çeyreği 18-15 önde bitirdi. İkinci periyoda hızlı başlayan ve 6-0'lık seriyle farkı 9 sayıya çıkaran Alman ekibi bir ara 15 sayıyla öne geçse de soyunma odasına 38-30 önde gitti. İkinci yarıda Rokas Giedraitis ve Zoran Dragic ile etkili olan Baskonya farkı 4'e indirdi ama Zipser'le üçlük bulan Bayern son çeyreğe 58-50 üstün girdi. Son çeyrekte farkın tek haneli sayılara inmesine izin vermeyen ev sahibi ekip sahadan 77-66 galip ayrılmayı başardı.
Mücadeleyi 21 sayı, 9 reboundla tamamlayan Jalen Reynolds en skorer isim oldu. Baskonya'da ise Dragic 13 sayı kaydetti. Evet, 11 sayılık bir fark Alman ekibi galibiyete uzandı. Çift maç haftasında da Zenit'e yenilmişti Bayern Münih. 15 maçta 10 galibiyet ve 5 mağlubiyetleri var. Baskonya'da 11. sırada. Neler söylersin? Bayern Münih'in ileriki dönemde biraz daha kırılma yaşayacağını ve sıkıntı yaşayacağını hep söylüyorsun, konuşuyoruz ama sence ne dersin? Çift maç haftasında 2'de 1 yaptılar. Nasıl devam eder sence? Yani şöyle bir kere yani Baskonya'nın 66 sayıda kalması zaten burada Bayern Münih'e aslında galibiyeti getiren nokta. Tabii ki savunmanın burada büyük payı var. Hani onu tebrik etmek lazım ama bazı takımlar 3 çeyrek sonunda 66'yı buluyor. Maç boyunca sadece 66 sayıyı atabildi Baskonya ki. Baskonya'nın bazı böyle deplasmanlarda çok kırıldığı maçlar var. Ki Baskonya aslında benim bu sezon beğendiğim takımlardan bir tanesi. Oynadığı oyunu beğenmiyorum ama bu karşı takımın oyununu bozan bir kimliği var. Zaten çok değerli bir koç var başlarında. Ben bu maçta aslında Bayern Münih'in kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani Bayern Münih zaten bu sezonun yine Zenit gibi dikkat çeken takımlarından bir tanesi. Kendi evinde bu tip takımlara karşı ki yani çok yüksek motivasyonla oynamadı Baskonya. Biraz bunu değerlendirdi Bayern Münih. Hani iki takımdan hangisi X8'e kalır dersen ben yine oyumu Baskonya'dan yana kullanırım. Tamam böyle bir fark oluştu bu karşılaşmada ama hala Baskonya'nın Bayern Münih'e göre çok daha tecrübeli ve iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Evinde aldığı galibiyetlerle yoluna devam edecektir mutlaka Bayern Münih. Ama sözümün arkasındayım. Bayern Münih'in bu sezon başındaki, sezon ortalarına doğru bu aldığı galibiyetler hani benim açımdan böyle çok sürecek durumlar değil. Dediğim gibi Baskonya'nın ilk 8'ini görürüz. Bayern Münih'ten yana çok umutlu değilim. Peki konuşacağız bunları, bu söylediklerini de önümüzdeki haftalarda dediğin gibi. Ve devam ediyoruz. Real Madrid Olympiakos deplasmanındaydı bu hafta ve karşılaşmadan 86-82 galibiyetle ayrıldı. Papanikolaou with a quick rotation to Slukas. Hasan Martin sets the screen all the way to the bucket before offloading Livio Jeanchal. EuroLeague'de çift maç haftasında Panathinaikos deplasmanında 2 uzatma sonunda kazanan Real Madrid, Pire'de Olympiakos'u uzatmada 86-82 mağlup etmeyi başardı. Rudy caught up on the screen. Line drive 3 is off the mark. What an offensive board and stick back by Sasha Vezenkov. Düşük tempoda karşılıklı basketlerle başlayan maçta son 2 dakikada iki takım da sayı atamadı ve ilk çeyrek 12-12 berabere sonuçlandı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Olympiakos, Ellis'in basketiyle 27-19 öne geçse de 12-3'lük bir seri yakalayan Real Madrid soyunma odasına 31-30 önde gitti. İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekip farkı 7'ye çıkardı. Olympiakos 21-6'lık seriyle 8 sayı öne geçtiği bu periyodu ise 51-49 üstün tamamlamayı başardı. Çekişmeli geçen son periyotta Sulukas'ın serbest atışlarıyla mücadelenin normal süresi 69-69 berabere sonuçlandı. Son 45 saniyeyi ev sahibi Olympiakos 81-79 önde girdi. Sergio Llull'un üçlüğüyle öne geçen Real Madrid serbest atışları da sayıya çevirerek maçı 86-82 kazanmayı başardı. Real'de La Provitola 19, Olympiakos'ta ise Martin ve Mekicic 18'er sayıyla oynadı. Evet, İspanyol ekibi karşılaşmayı kazandı ve Panathinaikos deplasmanında da kazanmışlardı bu hafta çift maç haftasında. Son 45 saniye aslında önde girmişti ev sahibi takım ama
Real Madrid son periyotta hücum performansıyla öne geçti diyebiliriz ve galibiyeti getirdi. Neler söylersin Orkun? Real Madrid açısından da bakalım. Sakatlığı da konuşalım istiyorum aynı zamanda. Bir kere şunu söyleyeyim, Real Madrid benim şampiyonluk adaylarımdan bir tanesi değil. Yani bu kadar zor kazanmaları, hem Panathinaikos deplasmanı hem Olympiakos deplasmanı. Normalde ben bunu söylerken zor gibi gözükebilir bu deplasmanlar ama eskiden de o. Yani hem Olympiakos hem Panathinaikos evet. Geçen sezonki, hatta Olympiakos uzun süredir o eski gücünde değil. Takımlar tabii ki çok ciddi değişiklikler oldu. Yani Real Madrid çok zorlanarak kazanıyor. Hatta işte Sulukas'ın ekrana da geldi. O üçlüyü girse Olympiakos maçı kazanacaktı ki iki takım arasında aslında çok ciddi bir kadro farkı var. Şimdi Real Madrid'de çok önemli bir sakatlık var. O da Anthony Randolph ve bir süre takımla birlikte olamayacak. Bu önemli. Zaten biliyorsun Facundo Campazzo NBA'in yolunu tutmuştu. Şimdi Anthony evet. Randolph eksikliği de her ne kadar Real Madrid'in hani kadrosu gerçekten çok İyi noktada olsa da bu oyuncular oyuna direkt etki edecek oyuncular. Anthony Randolph'un da yokluğu mutlaka etkileyecektir Real Madrid'i. Benim için CSKA Moskova ve Barcelona bir adım önde. Yani Real Madrid'i ben 3. 4. sıraya koyarım. Ben Real Madrid'in hani bu şekilde oynadığı sürece yani çok zor kazanıyor. İki maçtır Yunanistan deplasmanında hem Panathinaikos karşı hem Olympiakos'a karşı çok zor kazandı. Dediğim gibi ben bu sezon şampiyonluk beklemiyorum Real Madrid'den. Çünkü hani neden şampiyonluk diyorum? Çünkü bu tip takımların hedefi direkt şampiyonluktur. Yani Final Four da değil. Direkt hani ikinci olmayı da kabul etmezler. Direkt şampiyon olmak isterler. Ama ben Real Madrid'i bu sezon hele ki bu işte Campazzo'nun ayrılığı, Anthony Randolph'un sakatlığı vesaire ve oynanan oyuna da baktığımda yani 10 dakikada 12 sayı atan bir Real Madrid izledik. İlk 10 dakikada, ilk çeyrekte sadece 12 sayı. Yani normal şartlarda Real Madrid'den biz bunları görmeye alışık değiliz. Dediğim gibi ben çok üst düzey başarılar beklemiyorum bu sezon Real Madrid'den. Peki Olympiakos Real Madrid karşılaşması sonrası Asvel Kimki maçına bakacağız. Asvel kendi evinde Kimki'yi ağırladı ve karşılaşmadan 90-84 galibiyetle ayrıldı. First man to get possession is the legend himself, Alexei Shved. Oh, the alley-oop to Devin Booker to get this one started. Asvel çift maç haftasında evinde Maccabi'den sonra Kimki'de 90-84 mağlup etti. Get it, Booker. Thought he got it, but fouls recycled it beautifully. Look at the time and space. Oh, they left him all on his own. Mücadeleye iyi başlayan Kimki, Zaitsev'in basketleriyle 5. dakikayı 16-11 önde geçti ve Alexei Shved'in üçlüğüyle periyodu 29-20 üstün tamamladı. 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkaran Kimki, Norris Cole'u durduramayınca soyunma odasına 8 sayı üstünlükle gitti. Trademark triple from Norris Cole puts the exclamation point on the first half. Üçüncü çeyreğin ortasından itibaren savunmayı sertleştiren Asvel 11-0'lık seriyle 69-64 öne geçti ve son periyoda da 72-70 önde girdi. This is the man who'll do it. Shved with the floater. No, won't drop. Zaitsev may have a go. Oh! Oh ho ho! But Vyacheslav Zaitsev come up with a beauty here. Çekişmeli geçen final periyodunun son 5 dakikasına 77-77 beraberlikle girildi. Norris Cole'la öne fırlayan Asvel karşılaşmayı da 90-84 kazanmayı başardı. Fransız ekibinde Yabusele 20 sayıyla oynarken Kimki de Devin Booker 26 sayı üretti. Evet, çift maç haftasında Madrid gibi kayıpsız kapatan bir ekip hemen Asvel, onu da söyleyelim. 2'de 2 yaptılar, Maccabi ve Kimki maçlarını aldılar. Çekişmeli bir final periyodu vardı, onu hemen söyleyelim ama Kimki'de de Booker'ın 26 sayısı maalesef galibiyet için yetmedi ve 90-84 Asvel galibiyeti. Nasıl buldun karşılaşmayı Orkun? Hep şunu söylüyorum. Kimki benim gördüğüm Euroleague'de, Euroleague tarihindeki en rahat takım.
Yani hem savunmada çok rahatlar, hücumda çok rahatlar. İşte Alexey Şvet zaten şu anda da ekrana geliyor. Çok rahat oynayan bir oyuncu. Bir kere ben ilk yarıda bu kadar farklı bir kim ki galibiyeti beklemiyordum. Ama ona rağmen de Asvel'in geri döneceğini hep düşündüm. Asvel'in maçı kazanacağını düşündüm. Çünkü bir yerde savunması zaten iyi değil Kimki'nin ve o kırılma yaşayacaktı ki ikinci yarıda yaşadı onu. Geriden geldi, bir anda seri yakaladı Asvel. Zaten kendi evinde Asvel çok farklı oynayan bir takım. Yani bunu biz geçtiğimiz haftalarda hep gördük. O aldığı galibiyetlerde gördük. Barcelona gibi bir takımı yendi hatırlayacaksın. Çok normal bir sonuç bence. Yani 90 sayı bulmasını zaten ben hani 90'lı sayıları zorlamasını bekliyordum Asvel'in Kimki savunmasına karşı. Bakalım Kimki ne zaman maç kazanacak? Bu kadar iyi bir kadro. Teker teker baktığında çok değerli oyuncular var Kimki'de. Ama dediğim gibi yani takım o kadar rahat basketbol oynuyor ki. Yani haftalardır sana bunu söylüyorum. Hatta hani bu program başladığından beri sürekli sana Kimki'nin ne kadar rahat oynayan bir takım olduğundan bahsediyorum. Evet. Rakipler de teker teker bunu değerlendiriyor. Yine 90 sayı yedi Kimki. Çok sürpriz olmadı benim için bu maç. Sadece ilk yarısı sürprizdi ama akşamın sonunda kazanan yine Asvel oldu. Evet, Asvel galibiyeti ve bu haftanın son maçına bakacağız. 15. haftada şampiyonluğun favorilerinden Barça şaşırttı diyebiliriz. Haftanın sürprizi diyebiliriz aslında bu maç için. Kendi evinde Maccabi Tel Aviv'e 68-67 mağlup oldu. So neither team getting anything from distance. Wilbekin on the dribble. The alley-oop thrown down by Hunter with one hand. Turkish Airlines EuroLeague'in kapanış maçında Barcelona'yı deplasmanda 68-67 mağlup eden Maccabi Tel Aviv 15. haftanın sürprizini gerçekleştirdi. Otello Hunter ve Dragan Bender'ın basketleriyle öne fırlayan Maccabi Tel Aviv, Barça'yı 12 sayıda tuttuğu çeyreği 5 sayı farkla üstün tamamladı. İlk yarının sonuna 30-25 geride giren Barcelona, rakibine 1 dakika 45 saniye boyunca sayı izni vermedi ve devreyi Mirotic'in basketiyle 32-30 önde tamamladı. Now Dorsey taking on the shot, going over Higgins who tried to get the block. Bir ara farkı 5 sayıya çıkaran Barça, Dorsey'i durduramasa da son periyoda 54-53 önde girmeyi başardı. Savunmaların sertleştiği maçın son 3,5 dakikasını 67-63 önde giren Barcelona, kalan bölümde sayı bulamadı. Otello Hunter'la bitime 13 saniye kala basket bulan Maccabi, karşılaşmayı da 68-67 kazandı. Barcelona'da Corey Higgins 16, Maccabi'de Dragan Bender 15 sayıyla oynadı. Evet, kıran kırana bir maç, haftanın sürprizi dedik ve bu yenilgiyle liderlik koltuğunu da CSKA'ya kaptırdı Barça. Bakalım nasıl gidecek ilerleyen haftalarda, merakla izliyoruz. 11 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti var, onu da hemen söyleyelim. Ne dersin bu maç için? Maccabi Tel Aviv 13. sırada. Barcelona neden şaşırttı sence? Ya bir kere gerçekten çok sürpriz bir sonuç. Ben Maccabi'yi ki çok kişi Maccabi'nin iyi bir takım olduğunu düşünür, saygı duyuyorum ama ben Maccabi'nin öyle çok iyi bir takım olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Yani Wilbekin'in çok ekstra performanslarıyla bazı maçları kazandı Maccabi. Şimdi Barcelona'ya takım, yani baktığımızda evet, sen de zaten şampiyonluk adayım ve bu çok normal. Yani takımın bütçesine bakıyorum, kadrosuna bakıyorum, oynanan basketbola bakıyorum ama Barcelona bazı maçlarda böyle şaşırtıyor. İşte az önce Asvel deplasmanını söylemiştim. Orada da kaybettiler. Ben özellikle kendi evinde Barcelona'nın maç kaybetmesini çok fazla beklemiyordum. Özellikle Maccabi gibi bir takıma karşı kaybediyorsan yani burada bir konsantrasyon sorunu vardır. Burada bir yerde o maçın içine girememe, o doğru hamleleri yapamama sorunu vardır diye düşünüyorum. Barcelona'nın aslında hani bu maç mesela Real Madrid'e karşı oynansa, CSKA Moskova'ya karşı oynansa, Anadolu Efes'e karşı oynansa Barcelona çok daha iyi oynar. Çok daha motive oynar. Ama işte böyle Maccabi'ye karşı ki şunu tekrar ekleyeyim, Maccabi bazılarına göre iyi bir takım. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir.
Ama işte Barcelona bu tip takımlara karşı bazen biraz daha rahat oynuyor ve bunun neticesinde de işte böyle kayıplar yaşayabiliyor. Çok önemli değil. Barcelona yine Final Four yapacaktır. Şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi. Biz sezon içerisinde böyle özellikle de çift maç haftalarında böyle sürpriz sonuçlar görmeye alıştık. Zaten bu dönemde, bu pandemi döneminde zaten sürpriz sonuçlar fazlasıyla görüyoruz ama işte çift maç haftasında da Barcelona'nın böyle kendi evinde kaybettiği ve ileriki dönemde de kaybedeceği maçlar görebiliriz. Evet, Barcelona ve CSK zaten çok formda dediğin gibi ama çift maç haftasında bu sıkıntılar olabiliyor. Bakalım, ilerleyen zaman diliminde çok da değişeceğini düşünmüyorum. Liderlik için savaşmaları devam edecek ve 9 maçımızı tamamladık. Özetleri tamamladık 15. haftada Euroleague'de. Şimdi de bu haftanın top 10'una bakacağız. En yoğun hareketi izleyelim. Evet, 15. haftada öne çıkan 10 hareketi izledik. Top 10 görüntülerini izledik. Ben hemen fikrimi söyleyeyim, Orkun sana pası atacağım. Evet. 4 ile 5 arasında kaldım ama 4 numara diyeceğim. 5 numaralısı maç da güzel ama 4 numaralı blok, Walter'ın bloğu gerçekten çok güzeldi. Ben bloktan yanayım. Sen hangisini ya da hangilerini beğendin? Ben bir tane en beğendiğim, yani tek bir smaç var. O da Billy Brennan pasında
CSKA Moskova Zenit maçında Alex Poitras'ın smaçı 2 numaradaydı. Benim de 1 numaramda o var. Peki 15. haftayı da tamamladık Orkun. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Yine çok senin keyifli bir programdı. Evet, Euro League videomun bu haftalık sonuna. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evet. Aynı temennideyim ben de seninle ve Euro League videonun bu haftalık sonuna geliyoruz. Nesne TV ekranlarında önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Nesne TV ekranlarından ayrılmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.